Suudi Arabistan kısa süre önce yetkilendirdiği vize ofisleri aracılığıyla bireysel umre ziyaretlerine imkan tanıyan kolaylıklar sağladı. Artık tur şirketlerinden bağımsız, kendi organizasyonunuzu yaparak Suudi Arabistan'ı ziyaret edip umre ibadetini gerçekleştirmeniz mümkün. Vizenizi almak için yetkili ofislerden bir tanesiyle iletişime geçmeniz yeterli. Aynı gün içinde vizenizi alabilirsiniz. Bu imkan benim için de yeni bir seyahatin kapısını araladı ve bu kez yolculuk kutsal topraklara. Şu an eminim yerimde olmak isteyen birçok insan vardır bu videoyu izleyenler arasında. İnanın bu iş artık bürokratik olarak çok daha kolaylaştı. Suudi Arabistan yakın zamanda bazı kolaylıklar sağladı. Bakın bu benim vizem. Tamamen kendi organizasyonunuzla, kendi uçak biletinizi satın alıp, kendi otel rezervasyonunuzu yaptırıp umre ibadetini gerçekleştirebilirsiniz. Suudi Arabistan'da da bu konuyla ilgili birçok imkan var, birçok kolaylık sağlanmış. Gittiğim zaman orada daha kapsamlı göstermeye çalışacağım size. Evet, ihramlıyım. Gördüğünüz gibi üzerimdeki kıyafetin ismi ihram. Evet, ikram geldi. Sanırım bugüne kadar bir havayolu uçağında yediğim en doyurucu ikramı yiyeceğim. Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na indik. Kapımıza doğru gidiyoruz. Birazdan park edeceğiz ve uçaktan ineceğiz. Pasaport kontrolünden de geçtim. Son derece hızlı oldu. Çok sıra yoktu. Gayet de sıcakkanlı ve güler yüzle karşılandım. Burası bagaj alım kısmı. Ben kabin bagajıyla geldiğim için burayı hızlıca geçiyorum. Beni Cidde'den Mekke'ye götürecek olan tren biletini internetten çok kolay bir şekilde satın aldım. Şöyle bir ekran görüntüsü koyuyorum şuraya. Öyle bir tren bileti bu ekran görüntüsüyle, bu QR kodla daha doğrusu trene binebiliyorum. Yaklaşık 1,5 saat var trenin kalkmasına. Aşağı yukarı 1 saatte yolculuk sürecek. Cidde ile Mekke birbirine çok yakın. Gördüğünüz gibi vizenizi kendiniz alıp, uçak biletinizi kendiniz alıp, burada kendiniz tren biletinizi temin edip Cidde'den Mekke'ye geçip umre ibadetinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi burada otururken halletmem gereken bir şey daha vardı. O da Nusuk isimli uygulamayı indirmek ve oradan rezervasyon yaptırmak. Mescid-i Haram tabi biliyorsunuz kalabalık bir yer. Orayı düzenlemek için, oradaki kalabalığı düzenlemek için online bir rezervasyon sistemiyle içeri girebiliyorsunuz. Nusuk isimli uygulamayı indiriyorsunuz. Zaten Türkçe arayüzü de var. Hızlı bir şekilde kayıt oluyorsunuz ve rezervasyonunuzu oluşturuyorsunuz. Toplam 10 dakikamı almadı. Ben saat 22 ile 24 arası, yani o 2 saatlik süre için bir rezervasyon yaptırdım. Öncesi biraz yoğun gözüküyordu çünkü. İnşallah 22'de Mescid-i Haram'a girmiş olacağım ben de. Tren tabelasını takip edince zaten sizi yönlendiriyor. Onun dışında farklı seçenekler de var. Otobüs var, taksi var, araç kiralayabilirsiniz. Yani birçok yolu var Cidde'den Mekke'ye gitmenin. Ben treni tercih ettim. Şimdi trene doğru gidiyoruz. İnternetten satın aldığım biletteki QR kodu okutup trenin olduğu yere geçtim. Medine'ye ve Mekke'ye tren var. Mekke. Thank you. Burada bekleyeceğiz. Burası bekleme salonu. Hiç havalimanının dışına çıkmadan direkt buradan trene binip ister Mekke'ye ister Medine'ye gidebiliyorsunuz. Tren garı hemen havalimanının içinde. Bakın tren garı burası. Bu yürüyen yolcular sol taraftaki Medine trenine doğru gidiyorlar. Hızlı tren bu arada. Trenlerin şeklinden de anlayabileceğiniz gibi. Kalkış saatimiz yaklaştı. Yavaş yavaş trene doğru geçiyoruz. Bizi Mekke'ye götürecek olan tren orada. Yaklaşık 1 saat sürecek yolculuğumuz. Bakın internetten satın aldığım biletimde bütün detaylar yazıyor. 5181 trenin numarası. Bu 04. Benim 03 numaralı, pardon, 01 numaralı vagon, 3 numaralı koltuk. Evet, koltuğum burası. Mekke'deyim, geldim arkadaşlar. Tabii şimdi her şey çok daha kolay. Uçağa atlıyorsunuz, hızlı trene biniyorsunuz. Saatler içinde buradasınız. Dünyanın her yerinden çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ama bunun 1960'ları, 70'leri varmış. Yani o zamanlar otobüslerle, arabalarla insanlar geliyorlarmış kutsal topraklara. Hatta Murat 124'le gelenler varmış. O yüzden Hacı Murat diyorlar o arabaya. Önce otele geldim. Odaya şöyle eşyalarımı bıraktım. Hemen çıkacağım şimdi tekrar. Evet, Kabe'deyim. İhramlıyım, niyetliyim. Şimdi hemen tavafa başlayacağım. Daha sonra Sefa ve Merve tepeleri arasında sav yapacağım ve
umre ibadetini tamamlayacağım bu şekilde. Evet, biraz yorgunluk var mutlaka, yoldan geldim ama yine de sıcağı sıcağına yapmak. İlk önce ibadeti gerçekleştirmek önemli. Önce ibadet, sonra ziyaret. Bir annemi görüntülü arayayım, daha sonra başlıyorum tavafa. Burada tam bu doğrultuda Hacerül Esved taşı var. O taşı selamlayarak tavaf başlıyor. Daha doğrusu şaft başlıyor. 7 şaft, 1 tavaf. Bu şekilde tavaf ilerliyor şu anda. İnsanlar umre ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Tekrar Hacerül Esved köşesine doğru yaklaşıyoruz. Hacerül Esved'i selamlayacağım ve son şaftım olacak. Onu da tamamladıktan sonra tavafımı tamamlıyorum ve bakın şu ileride yeşil bir tabela var. Şurası. Orası da Sefa ve Merve Tepesi'ne gidiyor. Hacerül Esved'in önünden geçiyoruz. Bakın herkes selamlıyor gördüğünüz gibi Hacerül Esved taşını. Bakın yürüyemeyecek durumda olanlar için böyle bir servis de mevcut burada. Bu görüntü inanılmaz. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz. Şimdi Sefa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne doğru yürüyüşüm başlayacak. Bakın erkeklerin ara ara hızlı yürüdüğünü, tempolu yürüdüğünü, hatta koştuğunu göreceksiniz. Bu hem bir güç gösterisi hem de Hazreti Hacer'in oğlu İsmail'i su ararkenki telaşını simgeleyen bir şey, bir hareket. Ara ara erkekler hızlanıyor, tempolu yürüyorlar, hatta koşuyorlar. Zaman zaman görüyorum bunu da. Ben de yapacağım, yapıyorum. Bakın birçok yerde zemzem çeşmeleri var. Bu yol üzerinde de rastlıyorsunuz. Tekrar Sefa Tepesi. Umre ibadetimiz tamam. Şimdi Umre Performers Exit diye bir yer görüyorum. Oraya doğru yürüyorum. Evet, otelimize gidelim ve dinlenelim artık. Bugünlük bu kadar. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Yarın devam edeceğiz. Günaydın. Size kaldığım odanın manzarasını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Mescid-i Haram, Kabe tam karşımda. Böyle Kabe'nin arkasına doğru baktığınız zaman gördüğünüz uzun kuleler, uzun binalar var. O binalardaki otellerden birindeyim. Tabii farklı otel işletmeleri de var burada. Böyle bir manzarayla uyandım. Böyle bir manzarayla uyudum. Evet arkadaşlar, Mekke'de yeni bir güne başlıyoruz. Hadi bakalım, görülecek çok yer var. Cebeli Nur Dağı'na geldim. Tam karşıda Mekke'yi görüyorsunuz. Burası Hira Mağarası'nın olduğu yer. Ya biraz başladım ama ne yazık ki tepeye kadar çıkamayacağım. Hava çok sıcak. Yani bir takım ufak sağlık problemleri. Allah affetsin. Hira Mağarası yukarıda arkadaşlar. Hazreti Ayşe Camii'ne geldik. Burası tarihi bir cami, tarihi bir mescit. Aynı zamanda Mekke ahalisinin hac ve umre ibadetini gerçekleştirmeden önce gelip ihrama girdikleri yer. Şimdi dün ben mesela Mikat sınırına ihramda girdim. Biliyorsunuz uçakta ihramlıydım. Ve ihramlı bir şekilde Mescid-i Haram'a gidip tavafımı gerçekleştirdim. Ama mesela burada yaşayan insanlar devamlı ihramlı olarak bulunmadıklarına göre hac ve umre ibadetinden önce ihrama girmek için buraya geliyorlar. Zaten etrafta da birazdan göstereceğim, pek çok ihramlı insan var. Gelin caminin içinde göstereyim size. Tabii çok uzman olduğum bir konu değil ama biraz göz aşinalığı var. Burası brutalist bir yapı. Yani şu tepedeki oluklar, şu kolon. Genel olarak bütün o çizgiler, yani tasarım, mimari, brutalist anlayışa göre, brutalist mimariye göre yapılmış. Daha iyi bilenler mutlaka doğrulayacaktır ya da yanlışlayacaklardır yorumlarda. Öğleden sonra otele geldik. Birkaç ziyaret gerçekleştirdikten sonra, hava çok sıcaktı çünkü. Dünün yorgunluğunu da atamadım, ne yalan söyleyeyim. Biraz dinlendim otelde. Son yarım saattir falan şurada oturup manzarayı izliyorum.
tabi inanılmaz bir deneyim. Yani hemen karşınızda Kabe'yi görebilmek pencerenizden bakınca. Bakın burada otobüsler var. Bu otobüsler Mescid-i Haram'a gidiyor ve ücretsiz. Burası böyle hem AVM'nin olduğu hem böyle bir şeyler içmek için mekanların olduğu bir yer. Hemen Nur Dağı'nın yanında. Cebeli Nur. Nur Dağı yani. Aynı zamanda bir tane de müze varmış içeride. İşte o müzeyi de gezeceğim şimdi. Bakalım neler varmış müzede. Tabii güneşin batışıyla hava biraz serinliyor. Biraz daha dışarıda vakit geçirebileceğiniz bir hal oluyor. Şu anda tam o saatlerdeyiz. Bir de dışarıda pek çok mekanda, mesela Mescid-i Haram'da da vardı bu. Hatta tren istasyonunda da var. Dikkatli izleyenler fark etmiştir. Ortalığı böyle serinletmek, ferahlatmak için bir çözüm aranmış. Müze için bilet aldım buradan. 20 riyal biletin fiyatı. Şimdi bakalım müzede neler varmış. Bu arada hep müze dedim, müze olarak lanse ettim ama exhibition, sergi demek belki daha doğru olur. Bakalım, şimdi beraber göreceğiz. İçeride çekim yapmak yasaktı. Ben de çok şansımı zorlamadım tabii. Hani ne olduğunu anlayabilmeniz açısından birkaç kare aldım sadece. İslam tarihi anlatılıyor. Hira mağarasının da bir maketi var. O güzel olmuş. Onu bugün gösterememiştim size. Düşündüğümden çok daha küçükmüş. Yani makete baktığım zaman daha iyi anladım. Bu arada bakın, inşaat sesleri duyuyorsunuz. Çok yakında, yani birkaç sene içinde Hira mağarasına ulaşımın çok daha kolay olacağı bazı yöntemler üzerinde çalışılıyor. Onun inşaatı devam ediyor. Arafat Tepesi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce veda hutbesini yaptığı tepe, veda hutbesini verdiği tepe. Bu yüzden önemli. Burası Mescid-i Haram'ın çıkış kısmı. Buradan çarşıya doğru, yani şehrin içine doğru bir yol uzanıyor. Tam da öğle namazının bitişindeyiz şu anda. İnsanlar Mescid-i Haram'da namazlarını kıldılar ve şehrin merkezine doğru ilerliyorlar şu anda. Tabii şehrin her yerinde alışveriş yapabileceğiniz birçok AVM ve mağaza var. Ama tabii ki sıcak havadan dolayı özellikle alışveriş merkezleri daha çok tercih ediliyor. Çünkü içeride klima var, insanlar daha rahat şekilde dolaşıyorlar. Ama cadde mağazaları da yok değil. Hani hediyelik eşya almak için ya da farklı ihtiyaçlarınızı temin etmek için birçok seçenek var. AVM'ler başta olmak üzere. Şehrin içinde sizi Mescid-i Haram'a ulaştırabilecek birçok toplu taşıma aracı var. Otobüsler var. Ücretsiz olarak binebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak o otobüslerle birlikte Mescid-i Haram'a gelebiliyorsunuz. Şehrin birçok yerinde dediğim gibi bu otobüsler mevcut, kullanabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Yani yine kendi organizasyonunuzda kendiniz Umre'ye gelip Kabe'yi ziyaret etmek isterseniz bu şekilde şehrin herhangi bir yerinden otel tutup yine işte taksi imkanlarını kullanabilirsiniz. Ya da ücretsiz otobüslere binebilirsiniz ve Mescid-i Haram'a gelebilirsiniz. Bilgi bunlar hep. Çok lazım olur bir gün. Eğer bu video vesilesiyle, yani senin videondan duydum da böyle bir imkan olduğunu, Suudi Arabistan'a gittim diyenler olursa ya da gideceğim diyenler olursa ve yorumlarda belirtirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Böyle bir ofis gördüm. Mescid-i Haram'ın hemen yanında hediye ofisi, hediye programı. Ne olduğunu merak ettim, sordum. Sağ olsunlar bilgi verdi onlar da. Buraya bakın, şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi hac ve umre için gelenlerin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Su veriyorlar, yiyecek veriyorlar. Sağ olsunlar biraz önce kahve de ikram ettiler bana. Aynı zamanda eğer kurban kesmek isterseniz onun organizasyonunu da yapıyorlar sizin için. Günaydın. Bugün Mekke'den ayrılıyorum. Bu manzaraya da veda ediyorum. Medine'ye gideceğim bugün hızlı trenle. Şimdi tren garına doğru yola çıkıyorum. Böyle ufak bir sırt çantam var. Böyle bir de valiz. Aslında sadece şunla da gelebilirdim eğer daha kısa süreliğine gelseydim. Otelden çıkıyorum şimdi.
Mekke tren istasyonuna geldim. Hızlı trenle Medine'ye gideceğim. Cidde'den de buraya gelmiştim yine hızlı trenle, hatırlarsınız. İnternetten çok kolay bir şekilde hızlı tren biletinizi satın alabiliyorsunuz. Telefonunuza bir QR kod geliyor PDF içinde. O koddan faydalanarak çok rahat bir şekilde bu ulaşımı kullanabiliyorsunuz. Hani bireysel olarak gelirseniz kendi ulaşımınızı çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bakın trenin koltuk arkası eğlence sisteminde yine böyle bilgilendirici videolar ve metinler mevcut. Burada yine merak ettiğiniz konuyla ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. Geldim Medine'deyim. 2 saat 20 dakika sürdü tren. Bayağı hızlı geldik. Bakın taksiler gördüğünüz gibi tertemiz. Hepsi son derece bakımlı ve bir standardı var. Yani bir turist açısından, ülkeye gelen bir yabancı açısından çok önemli bir izlenim. Bakın burada pencerede son derece açık bir şekilde bütün fiyat tarifesi var. Açılış ne kadar, gündüz gece tarifesi. Her kilometrede ne kadar yazacak ve beklemede bir dakikada ne kadar yazıyor. Hepsi burada mevcut. Daha da güzeli şu, önünüzdeki ekrandan takip edebiliyorsunuz. Kaç kilometre gittiniz, işte kaç dakika durdunuz, ne kadar tuttu, hepsi burada yazıyor. Yani sistem çok iyi. Evet, bugün de yolculukla geçti. Medine'ye geldik. Yarın inşallah Medine'yi de keşfedeceğiz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bugün de bana eşlik ettiğiniz için. Yarın görüşmek üzere. Bugün ilk durağımız tabii ki Mescid-i Nebevi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri de bu mescidin, bu caminin içinde. Size hem eğer içeride çekim yapabilirsem, bir sorun olmazsa kabri göstereceğim, hem de caminin içini göstereceğim. Mescid-i Nebevi'nin genişletilme çalışmaları ile ilgili bir sergiye katılacağız. Bakın bütün müzelerde, sergilerde online olarak bilet alabiliyorsunuz. Yani direkt uygulamadan hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz bu işlemleri. Şimdi otelde karşıma böyle bir QR kod çıktı. Bunu okuttuğum zaman da karşıma bir rehber çıkıyor. Bireysel ziyaretinizde burada ihtiyaç duyabileceğiniz neredeyse her şeyle ilgili bilgiler ve ulaşım yolları, işte gördüğünüz gibi polis istasyonundan hastanelere, işte ulaşımdan tarihi mekanlara kadar her şeye bu QR kod sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Bunu şimdi otelin resepsiyonunda gördüm. Görmüşken size de göstermek istedim ve Türkçe seçeneği de var. Yani ana dilinizde Türkçe olarak rahatlıkla buradan her türlü yardımı alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu QR kod sayesinde. 7 mescitler olarak adlandırılan bir bölgeye geldik. Daha önce ziyaret ettiğim Kıbleteyn Camii de aslında bu 7 mescitten, 7 camiden bir tanesi. Karşımda yine bir diğerini görüyorsunuz. Burada yine tarihi bir mescit var. Bu tarafta var. Şimdi tabii hepsinin ayrı ayrı isimleri, hikayeleri var. Bakın bunu göstermek istiyorum. Caminin içindeki hizmete bakın. Soğuk su. Gelip istediğiniz gibi faydalanabiliyorsunuz. Çok güzel. Gars kuyusuna geldik. Burası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı bir yer. Tarihi bir kuyu. Su kuyusu yani burası. Kuyudan çıkan su buradaki çeşmelerle insanlara ikram ediliyor burada. Çeşmelerin başı da hayli kalabalık görüyorsunuz. İnsanlar bu sudan içmek istiyorlar tabii haliyle.
Kral Fehd Kur'an-ı Kerim Matbaasına geldim. Burası bir turistik tesis aynı zamanda. İçeride neler olduğunu birazdan hep birlikte göreceğiz. Burada yılda 10 milyondan fazla Kur'an-ı Kerim basılıyor. 60'tan fazla dile çevriliyor bu Kur'an-ı Kerimler. Hani gelirseniz aklınızda olsun. Medine'de yani bir taksiye atlayıp çok rahatlıkla burayı söyleyip buraya ulaşabilirsiniz. Matbaa kısmını göreceğiz ileride. Kur'an-ı Kerim'in basıldığı yeri göreceğiz. Evet, buradan hem matbaa kısmını görebiliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerimlerin basıldığı yeri görebiliyoruz. Hem de burada bir vitrin var. Tabii dediğim gibi burada basılan Kur'an-ı Kerimlerin 60 dilden fazla basımı var. Cümleyi toparlayamadım, kusura bakmayın. Ama ne demek istediğimi anladınız diye tahmin ediyorum. Onlar sergileniyor. Çeşitli boyutlardaki, daha küçük boyutlardaki, bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi, burada basılan çeşitli Kur'an-ı Kerimler sergileniyor burada. Şu kısımda da matbaa var. Yani asıl basımın yapıldığı yer var. Oraya da birazdan ileriden dönüp daha yakından bakacağız. Bakın bu görme engeller için basılmış bir Kur'an-ı Kerim. Kabartmalı şöyle belli oluyordur diye tahmin ediyorum. Basımın yapıldığı kısım, yani üretimin yapıldığı kısım da burası. Milyonlarca Kur'an-ı Kerim basılıyor burada. Tabii bu tesisin sadece bir tane binası, birçok bina var tesiste. Yani dışarıda biraz önce daha net bir şekilde görebildik farklı binaları da. Çocuklara da sanıyorum cüz veriyorlar. Thank you. Evet. Çıkarken size hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i de almayı unutmayın arkadaşlar. Böylece matbaa ziyaretimizi de tamamlıyoruz. Burası Mescid-i Kıbleteyn. Şu açıdan çok önemli bir yer. 624 yılında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin kıblesini Kudüs'ten Mekke'ye burada çeviriyor. Kıbleteyn, Mescid-i Kıbleteyn zaten isminden de anlaşılabiliyor. Ziyaret etmek istedim burayı da. Şimdi içeri girelim. Camide şöyle güzel bir detay var. Bakın şurada duvarda asılı bir mihrap var. Orası Kudüs. Yani o yön Kudüs'ü gösteriyor. Eskiden Müslümanların cemaati Kudüs'ken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kıbleyi Mekke'ye çeviriyor. Burada yani Mescid-i Kıbleteyn'de oluyor bu olay. Medine'de bence görülmesi gereken önemli yerlerden birine daha geldim. Burası Okçular Tepesi arkadaşlar. Bu okçuların terk ettiği meşhur tepe işte bu tepe. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu tepeye okçuları yerleştirmişti müşriklerle mücadele ederken. İşte o tepeyi de görmüş olduk. Medine'de o tepeyi de ziyaret ettik. Şimdi bir yer daha var. Burada size göstermek istediğim. Bu arada güneş çok güzel batıyor. Hava da böyle güneşin biraz aşağı doğru inmesiyle yani hava sıcaklığı da biraz normale iniyor. Burası da şehitlik arkadaşlar. Uhud Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin mezarlarının olduğu şehitlik. Bakın burada bazı talimatlar var ve Türkçe olarak da yazıyor önemli talimatlar diye. Böyle bir alan. Tabii bu kısım korunmuş. Etrafta çevrilmiş gördüğünüz gibi. Burada Uhud Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler yatıyor. İnsanlar da ziyaret ediyorlar gördüğünüz gibi. Burası Küba Camii. Küba Mescidi aslında. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ilk yaptırdığı mescit burası. 4 gün kadar da burada kalıyorlar ve daha sonra Medine'ye doğru devam ediyorlar. Böyle bir önemi var. Küba Mescidi'nin hemen devamında Küba Caddesi var.
3.6 kilometre uzunluğunda bir cadde. Mescid-i Nebevi'den buraya uzanıyor ya da buradan Mescid-i Nebevi'ye uzanıyor. Hani iki ibadethane arasında bir bağlantı, direkt insanların yürüyerek gidip gelebilecekleri bir yer. Küba Caddesi'nde oturup vakit geçirebileceğiniz yerler var böyle. Evet, Cidde'deyim. Burası son durak. Yarın sabah uçağa buradan bineceğim. Biraz da Cidde'yi görelim. Bugün biraz vaktim olacak Cidde'yi ziyaret etmek için. Cidde'yi görmek için. Vay be, zaman su gibi akıp geçiyor. Bir hafta önce, 6 gün önce şuradan, şu yoldan yürüyüp yine trene binip buradan Mekke'ye gitmiştim. Şimdi de dönüyorum. Hayat böyle işte. Cidde'ye indikten sonra, trenden indikten sonra yani otele gittim. Biraz dinlendim. Şimdi işte güneş battı. Tekrar dışarı çıktım. Bir yemek yiyeceğim. Cidde'de şehrin bu kısmında böyle bayağı güzel yerler var. Yani baktıkça bakasınız geliyor bunlar. Bayağı tarihi yerler. Biraz önce gösterdiğim caddenin içinden yürümeye devam ediyorum. Bak, bunlar muhtemelen restore edilmişler. Şöyle devam edelim bakalım yürümeye. Bak, yavru kedi var ileride yine. Şu an bulunduğum yerin ismi El Beled. Dediğim gibi şehrin daha böyle tarihi eski yerlerinden bir tanesi. Ama çok güzel yapılar var. Bakın şöyle göstereyim. Güzel yani. Niye bilmiyorum. Aslında biliyorum. Burası bana kendimi bir film sahnesindeymiş gibi hissettirdi. Böyle ani dönüşleri sevmiyorsunuz özellikle büyük ekranda seyrederken, biliyorum ama. Yani içinde bulunduğum atmosfer şu anda çok güzel. Böyle dokusunu koruyabilmiş, günümüze kadar ulaşabilmiş yerleri çok seviyorum. Ve orada yine yavru kediler var. Gidip onlara bulaşacağım biraz. Şimdi böyle orijinal bir kafeye geldim. Bu tarz otantik kafelerde olan eski eşyalardan bir tanesi. Bakın, bir baskı makinesi. Buraya dizgiyi yapıyorsunuz. Buraya her neye basılacaksa onu koyuyorsunuz ve basıyorsunuz. Bir zamanlar eserler böyle çoğaltılıyormuş işte. Bir kere daha yapacağım. Tamam, sanırım yeterli. Bakın, su tulumbası da var burada. Bu yeraltı suyunu, kuyu suyunu çekmek için kullanılan bir araç. Siz mesela hiç tulumbadan su çektiniz mi? Ben çektim. Gerçekten çektim. Çocukluğumda vardı bizim lojmanın bahçesinde. Sultanhanı'nda. Cidde Yat Kulübü'ne geldik. Burası bir marina. İsminden de anlayabileceğiniz gibi. Aynı zamanda böyle kafeler, yemek yerleri. Öyle şeyler de mevcut. Burada yemek yiyeceğim şimdi. Bakın, bu çok güzel bir olay. Otomobil severler bunu çok sevecek. Lexus'un kafesi arkadaşlar. İçeride de bir Lexus LC500 var. Evet, plakadan okudum. İtiraf edeyim. Çok hakim olduğum bir marka değil ama güzel bir araba, güzel bir marka ve güzel bir konsept kafe. Burada yemek yiyeceğim. Evet, yemekler yendi. Cidde gezildi. Cidde'den yeterli verim alındı. Artık otele gideyim. Biraz daha dinleneyim. Gece 3 gibi çıkacağım ve havalimanına gideceğim. Ondan sonra uçuş. Sabah İstanbul'a dönüyorum. Günaydın. Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na geldim. Şimdi check-in'imi yaptıracağım. Şimdi check-in'imi yaptırdım. Şöyle PNR numarasını kapatarak göstereyim size de.
Suudi Arabistan Hava Yolları'nın business klasıyla uçtuğum için lounge kullanabileceğim. O yüzden şimdi lounge'a doğru yürüyorum. Burası da çok büyük bir havalimanı ve terminaller arasında metro var, tren var. Şimdi göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şurada Welcome Lunch diye bir yazı var. Muhtemelen o tarafta lunchlar. Gidelim bakalım bir. Buradaymış, direkt merdivenden çıkınca karşıma çıktı. Diğer hava yollarının lunch'ı orada. Saudi Airlines'ın lunch'ı burada. Hadi bakalım girelim içeri. Evet, güzel bir lunch. Yemek yiyebileceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz bir alan var. Bayağı büyük bir lunch bu arada. Daha ileriye doğru gidiyor. Genel olarak business class uçmanın en güzel taraflarından birisi de bu. Böyle büyük bir havalimanından uçuyorsanız ve havayolu şirketinin hub'ıysa lounge'ı kullanabiliyorsunuz. Ara istasyonlarda da genelde ya anlaşmalı olduğu bir lounge oluyor ya da havayolu şirketinin içinde bulunduğu ittifakın bir lounge'ı oluyor. Mesela SkyTeam, aynen öyle. Saudi'ye SkyTeam'in bünyesinde ve SkyTeam'in mesela İstanbul Havalimanı'nda bir lounge'ı var. Gelirken de orayı kullanabilmiştim. Şimdi de burayı kullanıyorum. Ve özellikle uzun uçuyorsanız, yani 6 saat ve üzeri her türlü uçuşta konforlu bir uçak koltuğu gerçekten yani çok hayat kurtarıyor. Evet, sanırım mekanın en rahat koltuğu bulundu. Kahvemi de aldım. Buraya yerleşebilirim. Genellikle bu tarz videolarda en çok giriş kısmının bir de çıkış kısmının tekrarını alıyorum. Çünkü bu iki kısmın iyi olması nedense benim için önemli oluyor her zaman. Evet, uçağın kapısına doğru gidiyorum. Büyük bir akvaryum vardı, gelişte görmüştüm. Giderken incelerim dedim onu ama denk getiremedim artık, başka bir sefere belki. Evet, vize ile ilgili merak ettiğiniz detayları açıklama kısmına koyacağım. Siz de tamamen kendi programınızı yaparak, kendi zamanınıza göre bu ziyareti gerçekleştirebilirsiniz. Bir tura, bir organizasyona bağlı kalmadan kendi vizenizi alıp, kendi uçak biletinizi alıp, otel rezervasyonunuzu yaptırıp bu ziyareti gerçekleştirebiliyorsunuz. Suudi Arabistan Krallığı size burada ihtiyaç duyacağınız çoğu şeyi, bütün şeyleri daha doğrusu sağlıyor. İçiniz rahat olsun o konuda. Görüşmek üzere yepyeni videolarda, yepyeni maceralarda görüşürüz. Suudi Arabistan'dan Cidde'den hepinize selamlar, sevgiler. Güle güle.